İkincisi beyaz tehlike. Sofralarda Himalaya tuzu. Kaya tuzu. Himalaya tuzu dünyada en kaliteli tuz. 84 çeşit mineral içerir. 50 yıldır insanlarımız ne kullanıyor? Sofra tuzu. Sofra tuzu, deniz tuzu, göl tuzu, kaya tuzu öğütüldükten sonra rafine edilir. Birleşimindeki mineraller alınır, sanayide kullanılır. Geriye kalan sodyum klorite, renksiz, şekilsiz bir madde. Buna alüminyum oksit, alüminyum silika, titan oksit gibi 3 toksik madde katılır. 3 toksik madde. Sofra tuzuna 3 toksik madde katılır. Bu 3 toksik madde beyne zarar verir. Sinir sistemine zarar verir. Lenf sistemine zarar verir. Asidoza, ödeme, damar sertliğine sebep olur. Peygamber Efendimiz diyor ki yemekten önce, yemekten sonra bir miktar tuz alın, 70 türlü hastalığa iyi gelir diyor. Kastettiği doğal tuz. Doktorlar diyor ki tuz yemeyin. Asidoza, ödeme, damar sertliğine, kalp yetmez, şunu şuna böbrek yetmesini tetikler diyor. Doktorların kastettiği sofra tuzu. Çünkü alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit gibi toksik madde içerir. Bu nedenle sofra tuzu kullanmak tehlikeli. Üçüncü beyaz nedir? Şeker. Onu götürmeyi unuttuk. Nerede kaldı? Mısır'dan elde edilen şeker, nebeşe, mısır şurubundan elde edilen şeker en tehlikelisi. Pankreas kanserini tetikliyor. Günümüzde de birçok Türkiye'de gofret, jelibon, kek, cips üreten firmaların hepsi mısır şurubundan elde edilen şeker kullanıyorlar. NBŞ, nişasta bazlı şeker kullanan firmalar. Yeni yetişen nesillerimizi yavaş yavaş hastalıklı nesil haline getiriyor. Çok tehlikeli. Pancardan elde edilen şeker evet zararlı ama mısırdan elde edilen şeker tehlikeli. Çünkü bünyemiz bunu kabul etmiyor. Çok çok tehlikeli, çok çok zararlı. Asla mısırdan elde edilen şeker. Hatta bir anne baba çocuğuna cips, jelibon, gofret, kek, bisküvi, çikolata vesaire dondurma alıyorsa mısırdan elde edilen şeker nebeşe mi değil mi? Kontrol etmeli. Ama hemen yoksa, hemen var hocam bunların içerisinde. Avrupa Birliği'nde yasaklandı, Amerika'da yasaklandı, Türkiye'de bilmiyorum neden yasaklanmadı, herhalde yasaklanmadı.